Ödül törenimizi 8 Eylül'de 2'de işte bu bulunduğumuz mekanı bize açan ve açtığı için de ayrıca bizi teşekkür etmek istiyoruz. Bilgiden dolayı da İstanbul'da yapmaya karar verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde başka şehirlerden de başka illerden de katılım yoğun gelirse ona göre de 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçlarını açıklayacağımız basın toplantımıza katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak 26 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bir yarışma. Bu yarışma, yarışmamız ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve çalışanları tarafından da ilgiyle takip ediliyor olması bizim için de gurur kaynağı. Dünyada muadili olmayan bir yarışma. Türk kamuoyunu ilgilendirdiği gibi dünya kamuoyunu da ilgilendiren görüntüler ve haberler bizim Türk medyası tarafından çekiliyor ve bizim yarışmamızda değerlendiriliyor. Dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapan habercileriz bizler. Bu kapsamda yaptığımız görevin sorumluluğunu bilerek görüntüleri çeker ve ona göre de haberlerimizi yazarız. Bu kapsamda yarışmaya katılan haber kameramanları ve muhabirlerimize teşekkürler. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2021 yılı ve 2022 Mayıs ayına kadar çekilmiş 5 ülkeden 82 eser yarışmamıza katılmıştır. Bu eserler 24 Haziran 2022 tarihinde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Stüdyosu AA Atölyesi'nde gerçekleştirilen jüri toplantısı ile dereceye girenler belirlendi. Sektörün deneyimli haber kameramanları, muhabirleri, TV ve gazete yöneticileri ile gerçekleştirilen jüri toplantısı 5 saat sürdü. Jüri heyeti görüntüleri izlerken dikkat ettiği hususları sizlerle paylaşmak isterim. Görüntünün haber değeri, kameramanın ve muhabirin habere kattığı değer, kameramanın ve muhabirin aldığı risk, görüntünün çekim kurallarına uygunluğu, haberin metni ve yazım dilinin habere kattığı değer, haberin kurgusu. Değerli meslektaşlarım, 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmamızda toplam 10 kategori bulunmaktadır. Bu kategoriler yılın haber görüntüsü kategorisi, yılın özel haber kategorisi, röportaj haber kategorisi, serbest haber kategorisi, mansiyon, drone haber kategorisi, serbest drone haber kategorisi ve özel ödüllerimiz bulunmaktadır. Ayrıca bu seneye özel altın göz kategorisi düzenliyoruz. Bu altın göz kategorisinde bizim mesleğimize değer vermiş haber kameramanlarının hayatını kaybeden haber kameramanlarımızın isimlerini yaşatmak için yapılan bir kategori. Bu altın göz kategorisinde 2 özel ödül vereceğiz. Bu yıl vereceğimiz bir özel ödülden birisi hayatını 2022 Nisan ayında kaybeden deneyimli haber kameramanı Ediz Alıç adına vereceğiz. İkinci özel ödülümüz ise yine Ankara'da görev yapan 2021 yılında hayatını kaybeden deneyimli haber kameramanı Tamer Kay. 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan jüri değerlendirme sonuçları yılın haber kategorisi dalında Ukrayna-Rusya savaşında patlama anında yaşananları kayıt altına alarak sivillerin tahliyesi sırasında patlama rumuzlu görüntüyle Anadolu Ajansı'ndan Servet Ülkü jüri oylamasında birinci olmaya hak kazanmıştır. 2021 Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız orman yangınlarında alevlerden çıkan adam rumuzlu görüntüyle Haber Global Televizyonu'ndan Bilal Söyleyenoğlu jüri oylamasında ikinciliği kazanmıştır. Ukrayna-Rusya savaşında patlama anında yaşananları kayıt altına alarak patlama anı rumuzlu görüntüsüyle A Haber Televizyonu'ndan haber kameramanı Niyazi Kurt ve muhabir Emine Kavasoğlu jüri oylamasında üçüncülüğü kazanmıştır.
Yılın özel haber kategorisine geçiyoruz. Marmaris yangını rumuzlu ile Anadolu Ajansı'ndan Orhan Fatih Doğan jüri oylamasında birinciliği kazanmıştır. Savaştan kaçış rumuzlu haberle Anadolu Ajansı'ndan Haim Alexos jüri oylamasında ikinciliği kazanmıştır. Bomba dehşetli rumuzlu haber ile Haber Global Televizyonu'ndan Varol Biçer ile Murat Karataş jüri oylamasında üçüncülüğü kazanmıştır. Serbest haber kategorisi rahatsızlanarak ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip eden köpeği haberleştiren can dostu rumuzlu haber ile Anadolu Ajansı'ndan Şebnem Coşkun birinciliği kazanmıştır. Denizli'de oğluyla dağda mantar toplarken kaybolan Emine Aksoy'u 100 saat sonra sağ olarak bulan TRT Haber'den muhabir Murat Demirbilek ile kameraman Hüseyin Yılmaz yaşama tutunmak rumuzlu haberle oylamada ikinciliği kazanmıştır. Ankara'nın Çubuk ilçesinde süt haberi yapmak için gittikleri ahırda yaşananları görüntüleyen A Haber kameramanı Burak Altun, sütlü kroşe rumuzlu görüntüsüyle üçüncülüğü kazanmıştır. Röportaj haber kategorisi, Ukrayna-Rusya savaşında açıklamaları merakla beklenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile yaptıkları röportajda Habertürk televizyonundan Özcan Öztürk ve Hakan Öztürk ve Sena Aktürk jüri tarafından röportaj kategorisinde birinciliğe değer görmüştür. Spor haber kategorisi, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Trabzonsporlu taraftarların kutlamalarını görüntüleyen Anadolu Ajansı'ndan Çağrı Korucu büyük kutlama rumuzlu görüntüsüyle spor kategorisinde dereceye girmiştir. Drone haber kategorisi, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında ülkenin çeşitli şehirlerinde yarattığı yıkımı en çarpıcı haliyle kayıt altına alarak haberleştiren CNN Türk Televizyonu'ndan haber kameramanı Halil Kahraman ve muhabir Mücahit Topçu ödüle layık görülmüştür. Drone serbest kategoride sonbaharın renkleri rumuzlu görüntüyle Anadolu Ajansı'ndan Vural Elibol ödüle layık görülmüştür. Dizi haber kategorisinde Pera Palas'ın gizemi rumuzlu haberiyle Haber Global Televizyonu'ndan haber kameramanı Emir Ünlü ve Habertürk Televizyonu'ndan Damla Soybaş ödüle layık görülmüştür. Mansiyon haber kategorisi Deniz Kaplumbağaları rumuzu ile Karette Karettaların izlediği göç yolunda karşılaştıkları tehlikeleri haberleştiren Anadolu Ajansı'ndan Özge Elif ve Şebnem Coşkun jüri tarafından çevre ödülüne layık görülmüştür. İstanbul'da Deniz Salyası rumuzlu haber ile İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet Faruk Sarıkoç mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Rumuzlu haber ile TV100 televizyonundan haber kameramanı Yetkin Torlak ve muhabir Pınar Torlak ödül almaya hak kazanmıştır. Özel ödüller ise Altın Göz kategorisinde 2022 Nisan ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşımız haber kameramanı Ediz Alıç adına verdiğimiz Ediz Alıç özel ödülünü Hentşir rumuzlu haber ile Kanal 24 televizyonundan Uğur Tüney ve Adem Hançer kazanmıştır. 2021 yılında kaybettiğimiz deneyimli haber kameramanı Tamer Kay özel ödülünü ise Ses rumuzlu haber ile Kanal 7 televizyonundan Süleyman Damla kazanmıştır.